Merhaba arkadaşlar. Evet, konferansımıza başlıyoruz. Ses hepinize iyi bir şekilde geldiğini ümit ediyorum. Bizi internetten izleyen dostlar, buraya gelen dostlar, hepinize teşekkür ediyorum. Ve bu güzel etkinliği düzenleyen 114 Derneği'ne de nice hayırlı, güzel etkinlikler yapmasını diliyorum. İnşallah bu ortamda nice hayırlı, güzel, Allah'ın anıldığı faaliyetler gerçekleşir. Şimdi konumuz arkadaşlar, neden Müslümanım? Neden Müslümanım diye bir başlık atınca, benim şahsi hayat hikayemi anlatacağım gibi bir imaj oluşabilir. Böyle bir şey yok, şahsi hikayemi anlatmaya çalışmayacağım. Daha çok şunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Kendi hayat hikayemi anlatmaya çalışmayacağım. Sadece neden Müslümansın diye birisine sorulduğunu, buna karşı ne deliller ileri sürebilir, nasıl gerekçeler verebilir diye düşündüğümde ileri sürülen gerekçeleri bir kısmını bugün burada sunmaya çalışacağım. Bu başlık aslında şu anda yazdığım kitabın başlığı, Neden Müslümanım. Şu anda da bu tarz bir kitap yazmaya çalışıyorum. Tabii kitaptaki her şeyi burada anlatmam mümkün değil. Çok uzun sürer. Oradan işte bugün vakit yettiğince aşağı yukarı bir saatlik bir şey yapacağız. Saat 10'da. 20.50'ye kadar bir saatlik bir şey yapmaya çalışacağım. Anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir şey sorulabilir birçok bir kimse. İşte biz niye namaz kılıyoruz? Niye oruç tutuyoruz? Niye işte ne bileyim zina yapıyoruz? Niye domuz eti yemiyoruz? Dindeki hükümler birçok şey sorulabilir. Bütün bunların temellendirmesinde nasıl bir sıra izlemek lazım? Böyle bir konu gündeme gelebilir. Bence bütün yaptıklarımızın mantıklı temeli şöyle bir sırayla gerçekleştirilebilir. Tabii ki farklı sıralar mümkün. Ama benim genelde benimsediğim sıra şu. Bir kimseye karşımdakinin başta Allah'ın varlığını anlatmak. Allah'ın varlığıyla da şunu kastediyorum. Yani ezeli olan, bilgisi ve kudreti çok yüksek olan, bilinçli bir gücün varlığını anlatmak başlıyor. Bunu her zaman için ilk adım olarak görüyorum. Yani birisi gelip de bana işte niye oruç tutuyoruz diye bir soru sorarsa, yani karşımdaki Allah'ın varlığına inanmıyorsa neden oruç tutmanın mantığı nedir şeklinde bir şey cevap vermeye çalışmam. Veya domuz eti yemeği niye yemiyorum diye sorarsa ona cevap vermeye çalışmam. Önce yani Allah'ın varlığına inanıp inanmadığına bakarım. Çünkü diyelim ki anlattım yani domuz eti yememenin çok mantıklı olduğunu anlasa mesela diye. Yani ne olacak ne fark edecek yani. Zaten Allah'ın varlığına inanmıyor. O yüzden bence mantıksal sıralamada her zaman için Allah'ın varlığından başlamakta fayda var. İkinci adımda bugün burada anlattığım konuyu anlatmaya geçelim. Tamam, bir şahıs Allah'a inandı. Kudreti, bilgisi, yüksek bir gücün varlığına inandı. Peki İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğuna inanıyor. Bunu temellendirmeye çalışıyor. Ondan sonra üçüncü bir adım var. Bu üçüncü adım aslında ilk adım da olabilir. Bir ile üç yer de değiştirilir. O da şu, diyelim ki bir kimse diyelim birinci adımda Allah'ın varlığını anlattı. İkinci, bugünkü anlatacağımız adımın doğruluğunu diyelim kabul etti. İslam'ın Allah'ın gönderdiği olduğunu anladı. Bir de şahsa şunu anlatmak lazım. Bu konular her şeyden önemli. Bu konudan daha önemli bir konu yok. Yani ölüp gideceğiz, hesap vereceğiz. Allah var demek, İslam Allah'ın gönderdiği dindir demek, dünyadaki bütün maddi çıkar ilişkilerinin, dünyadaki karizmayla ilgili olsun, mal elde etmeyle ilgili olsun, bütün hedeflerin hepsinin küçük olması, Allah dışında hiçbir şeyin hedef olmaya değmediği demek. İşin doğrusu bu üçüncü madde anlatılması en kolay madde. Bana göre böyle bir cümlede bile anlatılabilecek bir madde ama şöyle bir realite var. Mesela Türkiye gerçeğine baksanız, yani millet bu dört madde sıralayacağım. Bu dört maddeden en çok hangisine takılıyor deseniz bu madde. Birçok kimseye sorsanız Allah'a dine inandığını beyan ediyor, İslam'a inandığını beyan ediyor. Fakat Allah'la İslam hayatında minör bir konumda. Yani hayatının ana caddesini İslam oluşturmuyor. Hayatına işte ev kurmaya çalışıyor, işi oluyor, hava atmaya çalışıyor, maddi güç elde etmeye, gezmeye çalışıyor. İslam bütün bu konular
sınırın yanında bir yan yol. Hayatın diğer ana unsurları gerçekleştirilirken yandan götürülecek bir şey. Hatta bir kısmına göre yandan bile götürülmeyecek bir şey. Sorulduğunda kimlik olarak beyan edilen bir şey olarak gözüküyor. Aslında Allah'ın varlığını ve İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğunu anlattığımızda, demin bahsettiğim iki maddeyi anlattığında bana göre üçüncü maddeyi anlatmaya bile gerek yok. Bu apaçık bunun her şeyden önemli olduğu. O zaman peki niye üçüncü madde yapıyoruz? İşte demin dediğim şeyden dolayı. O kadar geniş bir kitle Allah'a ve İslam'a inandığını beyan etmesine rağmen hayatında ciddi bir rol vermiyor ki buna. Ve günümüzde kapitalizmle kurulan bir sistemde dünyevi hedefler dine karşı hiçbir argüman getirmeden o kadar dinin önüne geçiriliyor ki bu maddenin anlatılması, yani İslam'ın her şeyden önemli bir unsur olduğunun anlatılması bir başlık olacak, ana başlık olacak kadar bence önemli oluyor. O yüzden şöyle bir sırayı takip ederim. Yine dediğim gibi Allah'ın varlığını anlattıktan sonra İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğunu anlatıp bir de bu konunun her şeyden önemli olduğunu anlatmayı tercih ederim. Ha böylece bence iş biter, İslam'ı yaşamaya geliriz. İş bitti mi tabii ki? Tabii ki İslam'ı yaşama kısmında iş bitmedi. Ama şurada iş bitmedi. Yani nasıl bir İslam yaşanacak? Dördüncü maddede o olur. Değil mi? Farklı İslam anlayışları var. Görüyoruz Kur'an'ı önceleyen İslam anlayışları var. İşte benim yakın olduğum, kendi arasında mutlaka farklılıklar olanlar vardır. Ehli hadis dediğimiz hadisleri Kur'an'la eşit otorite eden İslam anlayışları var. Bunun yanında tasavvufçu İslam anlayışları dediğimiz anlayışlar var. Ki bunların her biri kendi altında alt dalları var. İşte tarihselci dediğimiz Kur'an'ın otoritesini de bana göre başka bir şekilde, ehli hadisin yaptığı şekilde değil de bambaşka bir şekilde, yani ehli hadis, hadise Kur'an muamelesi yaparken Kur'an'a hadis muamelesi yapan bir tarihselci var. Bunlar tartışılabilir dördüncü bir tartışma olarak. Yani bu İslamların hangisini Allah'a yöneleceğiz diye. Ve bu bence bu dört maddeyi anlattığımızda mantıksal temellendirme işini bitirmiş oluruz. Bu dört maddede işin bitirilebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de çalışmalarımda genelde bu dört maddeyi böyle ayırıp yazmaya çalışıyorum. Şimdi birinci maddede Allah'ın varlığı 12 delili ve fıtrat delilleri gibi kitaplar yazdım. O birinci maddeyi temellendirdiğimi düşünüyorum. Şu an ikinci maddeye geçmiş oluyoruz. Daha belki yazdığım kitaplar biraz şeydi ağırlıklı. Yani modern bilimin ünlü teorileri var. Evrim, Big Bang, kuantum, izafiyet teorisi, entropi gibi. Bunlarla İslam'ın ilişkisini, dinin ilişkisini, Allah'ın inancının ilişkisini diye daha çok onları irdeleyen kitaplardı yazdıkları. Tabii bazen işte kadının İslam'daki yeri gibi böyle özel sorunlar veya işte İslam'a terör, cihat gibi başlıklardan gelen ilişkiler var. Onlarla ilgili de bir şeyler yazdım. Şu anda yazdığım kitap ikinci maddeyle ilgili. Ha, bunun dışında başka metot olabilir mi? Olabilir. Bir kimse mesela bu dediğim gibi önce Allah'ın var, sonra İslam'a, sonra işte üç dört anlatmadan doğrudan Kur'an'a gidip işte Kur'an'ın peygamber dönemindeki bir kişinin yazmış olamayacağını hareketle Allah'ın varlığını göstermeye kalkabilir. Ben öyle bir metoda karşı bir şey demem. Ama şunu söylerim. Benim yani daha çok Kur'an'ı incelemeye geçişim, yani Kur'an'dan bağımsız olarak Allah'ın varlığını anlattıktan sonra ikinci adımdadır. Şu anda da, yani madem ki ikinci başlığı attık, hemen şunu söylemen lazım. İkinci başlığa geçtiğimde ben birinci başlığın anlaşıldığını varsayıyorum. Birinci başlığın anlaşıldığını varsayıyorum. Yani Allah'ın varlığını kabul edildiğini, dinlerin anlaşıldığını. Ondan, yani kitabımda da söyleyeceğim, yani o kısmı inanmıyorsanız başta onu okuyun, o kısmı geçmiyorsanız hiçbir şeyi başlamaya da bilirsiniz. Şimdi, birinci maddenin halledildiğini, Allah'ın varlığını benim diyen 12 delil veya fıtrat delilleri kitabını bittiğini düşünüyorum. Allah'ın varlığı anlaşılmış gibi düşünerek, İkinci maddeyi konuşmaya doğru geçiyorum. İkinci maddeye geçtiğimde kitabımda 10 tane alt başlık var. Şimdi 10 tane başlığı bugün burada incelemem mümkün olmayacak. Fakat siz de burada nasıl başlıklar, yani aşağı yukarı başlıkları söylersem içini nasıl dolduracağımı tam bilmeseniz de aşağı yukarı ne tip şeyler yazabileceğini tahmin edebilirsiniz.
Birinci başlık, Kur'an'ın Allah'ı nasıl anlar? İkinci başlık, Kur'an'ın daha doğrusu ikinci başlık, İslam'ın fıtratın gereğiyle karşılamaz. Fıtrat delillerin Allah'ın varlığı için delil olduğu gibi, İslam'ın Allah'ın yönlerden olduğu için delil olduğu gibi. Üçüncü başlık, İslam'ın hayata anlam vermez. Dördüncü başlık, Kur'an'ın evreni tarifi. Beşincisi, Kur'an'ın dünyayı tarifi. Altıncı başlık, Kur'an'ın canlıları tarifi. Yedinci başlık, Kur'an'ın tarihle ilgili anlatımları. Tarih ve Kur'an. Sekizinci başlık, Hazreti Muhammed'in analizi. Hazreti Muhammed'in bir analizler. Dokuzuncu başlık, Kur'an'ın inşa ettiği bilimler. Onuncu başlık, Kur'an'ın içindeki matematiksel yapılar. Kelimelerin tarzı, diğer şeyler. Yani böyle 10 tane başlıkta işi toplamayı düşünüyorum. Şu anda da 8. bölümü. Peygamberimizin Hazreti Muhammed'in analizi ile ilgili bölümü yazmaya çalışıyorum. Şimdi burada şunu söylemem lazım. Arkadaşlar burası çok önemli bu mantıksal sistemi anlamakta. Evvela bir kere bu 4 maddeyle nasıl bir sıra izlediğimi umarım herkes anlamıştır. Bu işin en temeli anlattığım şey. Yani benim olaya mantıksal yaklaşımda bu sırayı izlemek en temel bir unsur. Diğer temel bir unsur, burada 10 tane madde sayıyorum ya. Bu 10 maddeden ben hiçbir zaman için şöyle bir şey düşünmüyorum. Yani Kur'an'ın canlıları anlatması en önemli kısmı. Yok, onu öyle düşünebiliriz. Yani veyahut da bir tek bu Kur'an'ın canlıları anlatması, geri kalanın önemi yok. İşte bir tek matematiksel kısmı, işte geri kalanın önemi yok. Bir tek Kur'an'ın fıtratın gerektirmesi, işte bu geri kalanı işte çok da önemli değil. Hayır, hiç öyle düşünmüyorum. Bunların hepsini de önemli buluyorum. 10 maddede sayılanların 10'unun da ben önemli olduğu kanaatindeyim. Ve bunların oluşturduğu toplam duruma burada dikkat çekilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunu lütfen bir kenara not edelim yani. Gelip insanlar bir yerde birçok şeye karşı vesveseler ileri sürebilirler. Ama toplam duruma karşı bir şey söylenmesi gerektiğini itiraz edelim. Dikkat çekmemiz lazım. Bunu Hazreti Musa'nın durumuyla ilgili bir örnek verirsem belki ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Diyelim ki Hazreti Musa'nın peygamberliğini bir kimse inkar etmemesi gerektiğini söylüyoruz. Neden inkar etmemesi gerekir? Bence burada da toplam duruma dikkat çekmemiz lazım. İlk öncelikle şöyle başlayabiliriz. Hazreti Musa Allah'ın varlığına inanılması, putlara inanılmaması, işte orada bu zayi edilmişlerdi, ona karşı çıkılması gibi mantıklı bir şey söylüyordu. Değil mi? Bundan dolayı Hazreti Musa'ya inanılması lazım. Ama birisi gelip de diyebilir, kardeşim mantıklı Allah'ın varlığına inanmayı söyleyen herhangi birini görsek bugün ona Allah'ın peygamberi diye mi inanacağız? Hayır, ama bu hiç değilse her şeyden belki de önce gelen bir şart. Değil mi? Bir tevhid inancının savunuyor olması, mantıklı bir zeminde olması. Bunun yanında ahlaki açıdan da tutarlı bir şey savunuyordu. Zulme uğrayan İsrailoğullarının kurtarılması gibi şeyi savunuyordu. Firavun gibi zalimlerin zulmüne son verilmesi gibi ahlaki açıdan kabul edilmesi gerektiği bir şeyi savunuyor. Ya buna karşılık da kimisi diyebilir, işte etikle ilgili şeyleri, güzel şeyleri savunan tarihte birileri olmuş diyebilir. Ama diğer taraftan Hazreti Musa'nın elinden işte belli olağanüstülükler gözüküyor. Nedir? O dönemin büyücüleri milletin gözlerini boyuyorlardı. Herkese açık bir meydanda büyücüleri yendi. O dönemde o gözlendi. O dönemde bunu görenler bu inanılmaya değer mesajla beraber bir de böyle bir delil gördüler. Evet, bununla ilgili birileri de şüpheli bir şey diyebilir. Yani belki de o büyücülerin büyüdür diyebilir, değil mi? Böyle bir şey demişler zaten, Kur'an'da görüyoruz. Zaten Firavun diyor diğer büyücüler. Ama bunun yanında bir bakıyorsunuz Hazreti Musa'nın mesajı inkar edildiğinde bir çekirge belası da başlarına geldi. Çekirge belasına karşı birisi çıkıp da diyebilir ki ya kardeşim biz dünyada görüyoruz işte belgesellerde. Arada dünyada bir yerleri çekirge basıyor. O dönemde de orayı basmıştı. Ama sırf çekirge basmamış ki kurbağalar da basmış. Kurbağalarla ilgili bir bela gelmiş. Başka tip belalar da gelmiş, sayıyor Kur'an. Diğer taraftan anladığım kadarıyla Hazreti Musa'nın elinde bir sorun var. O sorun kısmı pek
tam açık söylenmiyor ama elini koyuna soktuğunda işte bembeyaz çünkü oradan da bir ek bir delil görüyorlar. Diğer taraftan Firavun kovaladığında tam Hazreti Musa'yı öldüreceğinde işte deniz de açılıyor. Oradan geçme de var. Şimdi buradaki arkadaşlar dikkat edin. Teker teker her birine birçok kimsenin şüpheyle yaklaşabileceği şeylerin hepsi birden Hazreti Musa'yla gerçekleşiyor. Yani inanılmaya değer bir mesaj, kabul edilmesi gerekli bir ahlaki prensip veya prensipler diyelim daha doğrusu. Hazreti Musa tek bir kişi. Bir ömür sürüyor, tek bir ömür. Ve bu tek bir ömürde bir iddiayla ortaya çıktığında iman edilmeye değer bir mesaj, Allah'la ilgili anlatımlarıyla, ahlaki prensipleriyle var. Bunun yanında inkar edildiğinde karşı tarafın başına felaketlerin gelmesi, büyücülerin yenilmesi, denizin işte açılması, hepsi birden o tek şahsiyetle beraber. Yani bununla karşı mesela çekirgeler bir yere bazen basıyordu şeklindeki bir izahla bir kimsenin diyelim kafası da bulansa o çekirge olayı geri kalan resme bir güç veriyor. Kurbağanın orayı basması geri kalan izahlara bir güç veriyor. Çünkü bütün hikaye Hazreti Musa uymanız oraya çekirgenin basması veya kurbağa meselesi değil. Hem çekirge var hem kurbağa var hem inanılmaya değer bir mesaj var hem denizin yarılması var hem büyünün bozulması var. Bütün bu toplam tablonun ortaya çıkardığı mesajdan dolayıdır ki Hazreti Musa'nın Allah'ın peygamberi olması inanılması gerekli bir dava diyoruz. İşte aynı şey İslam'ın Allah'ın gönderdiği, Kur'an'ın Allah'ın gönderdiği kitap, Hazreti Muhammed'in Allah'ın gönderdiği peygamber olduğuna inanmamızda ki bu üçü de aynı şeydir. Benzer bir durum var. İşte o tek bir kitapta öyle bir Allah'ın varlığı anlatılıyor ki inanılmaya değer bir din. İşte o din fıtrata uygun din. O dinin evreni anlatımında öyle izahlar var ki onun ortaya koyduğu kozmoloji Allah'tan olduğunu destekliyor. Canlılarla ilgili anlatımı öyle. İçindeki matematiksel kelimelerin uyumları öyle. Diğer taraftan Hazreti Muhammed'in şahsiyetini incelediğimizde kendi menfaati için uydurduğu, akıl hastası olduğu için bunları uydurduğu izahlarının yanlış olduğunu gösteren birçok veri var. Kur'an'ın inşa ettiği zihinlerde o dönem adalet kavramından, insan haklarından, cihat anlayışına kadar birçok şey gerçekten inanılmaya değer bir din olduğunu gösteriyor. Ve bütün bunların hepsi tek bir kitapta var. Tek bir yerde toplanmış. Bunların arada biriyle ilgili şüpheler verilse de ortaya çıkan bu büyük tabloya baktığınızda bu mesajın neden reddedilmemesi gerektiği çok daha iyi anlaşılıyor. Şöyle de bir örnek verebilirim. Diyelim ki biz Newton'dan bir tane sayfa bulduk. Nereden bileceğiz Newton'dan olduğunu o sayfanın? Birisi öyle iddia ediyor. Birisi diyor ki işte canım yani o sayfa Newton'un yazdığı formüllerle alakalı. Tamam da canım Newton'un yazdığı formülleri Newton'dan sonra da biri çalışmış olabilir. Ondan sonra birisi geliyor diyor ki tam 1600'lü yıllarda Newton'un yaşadığı dönem. Ek bir şey. Daha da üst bir şey. Ya Newton'un çalışma odasından çıkmış. Newton'un yazdığı formüller. Başka bir yerde değil. Cambridge Kolej'deki Newton'un odasından Trinity Kolej'de çıkmış. Birisi diyebilir ki ya sayfasında başka birinin yazdıklarıysa ya tamam da kardeşim Newton'un parmak izi de üzerinde var. Tamam dediğinde ya bir de işte el yazısını inceleyen el yazısı uzmanları el yazısının da ondan olduğunu anlıyorlar. Gibi yani onun odasında çıkmış, onun el yazısı, onun parmak izi, onun ancak yazması beklenen formüller, o tarih, yaşadığı tarih, kağıdın üretimi diyelim, karbon 14 deneyiyle anladık diyelim. Bütün bunların hepsi toplandığında belki birçok kimse sırf el yazısından onundan olduğuna iman etmesini yeterli ama bu kadar çok şey bir araya toplandığında her biriyle ilgili ortaya atılan şüpheler de değersizleşiyor. O yüzden Kur'an'ın Allah'tan olduğuna ilgili şeyde de böyle bir mantık olduğunu unutmayın.
Yani Kur'an bir tek evrenin genişlediğini söylemiyor. Diğer taraftan denizlerin altındaki karanlığa da dikkat çekiyor. Ama onu bir tek söylemiyor. Dünya ahiret kelimesi arasında da bir matematiksel uyum var. Bir tek onu söylemekle kalmıyor. Annenin rahmindeki şeyi de anlatıyor. Onu da yapmakla kalmıyor. Kur'an'a bir de Allah anlatımı var, değil mi? Bütün bu kadar çok fazla şey hepsi tek bir yerde gerçekleşiyor ve o tek bir yerde bunların gerçekleştiren mesaj tarihte oynadığı rolle de kendinin ne kadar önemli bir mesaj olduğunu gösteriyor. Ve bütün bunların hepsinin toplam durumu var. Yani bu toplam durum meselesi. Yani bence anlatmaya başlamadan bu toplam durumla ilgili mantığı mutlaka kurmamız lazım. Ve tabii ki bunun üzerine Kur'an'ın meydan okumasını da hatırlatmamız lazım. Haydi onun benzeri bir kitap getirin. Ama onun benzeri bir kitap getirirken Aristoteles'ten bir şey alıp, ondan sonra gidip Thales'ten geçmişten bir şey alıp, Sümerlerden bilmem ne alıp bir kitabından, falanca öbür taraftan bir şey yapıştırıp edip, dünyanın dört bir tarafından bir sürü malzeme değil. Haydi Kur'an gibi tarihte oynadığı rol açısından önemli bir kitapla beraber bu kadar ayrı alanda bu kadar şeyi söylemiş bir mesaj getirin. Yani çağrıyı bu şekilde yapmak lazım. Ha, bu şekilde çağrı yapıldığında bence neden işte bütün insanlar cinler bir yere gelip de birbirine destek olsalar da onun bir benzerini meydana getiremezler şeklindeki Kur'an'ın iddiasının ciddiyeti o zaman bence daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi biraz bu bence genel mantıkla ilgili kısmıydı. Yani benim açımdan bu söylediklerim önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi teker teker o adımları atmaya çalışalım. Nereye kadar gidebiliriz bilmiyorum. Herhalde ilk 2-3 adımda ancak kalırız gibi geliyor bana. Şimdi birinci madde ne? Yani benim kitapta da Kur'an'ın Allah'tan olduğunu göstermedi. Bence birinci madde Kur'an'ın Allah'ı tarifi olması gerekiyor. Belki ilk başta dikkat çekilecek şey. Şimdi bir kısma şöyle bir şeye dikkat edebilirler. Hani baştan Allah'ın varlığını anlattık, o bitti. Şimdi ikinci maddeye geçtik. Hani yanlış mı var? Yani zaten demin anlatmam. Değil. Yani burada aslında bence öyle bir mantıksal kurgu yapmak lazım ki birinci maddede anlattığımız şeyi ikinci maddede yeni bağlantılarla İslam'ın Allah'tan olduğunu delili olarak bir unsur olduğunu göstermek lazım. Bununla şunu kastediyorum. Ne demek istediğim belki biraz açarsam anlaşılır. Kur'an boş bir kavram olarak Allah'ı anlatmıyor. Sıfatlarıyla Allah'ı anlatıyor. Çok önemli değil mi? Esma-i Hüsna dediğimiz işte en güzel isimler aslında o ismi siz sıfat olarak da okuyabilirsiniz. Türkçe'de daha çok onlar hatta sıfat denir Kur'an'ın tariflerine. Yani hem sıfat hem isim anlamına da geliyor. En azından hani biri sıfat değil isim demek istiyorsa da en azından sıfattan türemiş isim diyebiliriz onlara. Nedir Allah? Mesela Rahman, merhametli. İster isim deyin, ister sıfat deyin. Ama ben sıfat demeyi tercih edeceğim bugün. Yani fark etmez. Şimdi bu Allah'ın sıfatları biz Kur'an'dan bağımsız olarak, mesela benim Allah'ın varlığı 12 delili kitabına bakabilirsiniz. Evrenden ve insan yaratılışından hareketle felsefi deliller olarak bunları temellendirebiliyoruz. Daha teker teker onun tartışmasına gireriz ama daha çok onun Allah'ın varlığıyla ilgili kısımda o tartışmaya girdiğim için ikinci adımda o tartışmaya girmiyorum. Unutmayın. İkinci maddeyi birinci madde temellendikten sonra anlatıyorum. Fakat ikinci maddenin ilk kısmına geçtiğimde hemen şunu yapıyorum. İlk maddede savunduğum şeyin aslında Kur'an'ın anlattığı sıfatlarıyla bir Allah olduğunu göstermeye çalışıyorum. Mesela şöyle diyelim ki ilk maddede kelamın kozmolojik delilini savunuyoruz. Kelamın kozmolojik delili neyi gösteriyor? Allah'ın ezeli olup bu evrenin ezeli olamayacağını gösteriyor. Peki bu neyi gösteriyor aynı zamanda? Bu Kur'an'ın Allah evveldir şeklindeki Allah'ın sıfatını gösteriyor. Evren yokken ortaya çıkarsa evrenin ortaya çıkmasını ifade eden işte Kur'an'daki ibda gibi yaratılış ifade eden veya bede başlattı şeklinde veya hem oluşturdu hem yarattı tipi anlamlara gelen halk şeklindeki sıfatlarını da temellendiriyor. Yani Kur'an'da Allah'la ilişkilendirilmiş olan sıfatlar aslında kelamın kozmolojik deliliyle bir temel buluyor.
Yani siz kelamın kozmolojik değerini gösterdiğiniz de aslında Kur'an'da anlatılan sıfatlarıyla bir Allah'a da göstermiş oluyorsunuz. Diğer taraftan gelelim ikinci, üçüncü delile kitabımızda veya ondan sonraki hassas ayarlar delillerine. Biri yasaların varlığı deliliydi ikinci delil. Üçüncü delil evrenin keşfedilebilirliği delili. Oradaki deliller de şunu gösteriyor. Bu evrene içkin olan malzeme yani doğa yasaları madde bizatihi çok ince bir şekilde tasarlandığını gösteriyor. Peki bu neyi gösteriyor? Bu da Kur'an'daki sıfatlarıyla bir Allah'a gösteriyor. Mesela Kur'an'a göre Allah habir. Siz etrafımızda olan maddenin akıl almayacak kadar hassas bir ayarla ayarlandığını, her şeyin bir gün canlılar ortaya çıkacak şekilde özellikle ayarlandığını gösterdiğiniz zaman bu ne demek? Allah bütün süreçten haberdar demek. Niye? Çünkü Allah en baştan onu ayarladığıları sayesinde 13,8 milyar yıl önce en başlangıçtan o ayar var. 4,5 milyar yıl sonra dünya ortaya çıkıyor. İşte 4 milyar yıl kadar sonra da canlılık ortaya çıkıyor. Allah sonradan olacakları bilerek başlangıçtan süreci ayarlamış demek. Bu da ne demek? İşte Allah demek ki bütün sürece hakim demek. Yani yaratıp da bırakan bir Allah değil demek. Habir demek Allah. Ve bu deliller yine şunu gösteriyor ki yine Kur'an'ın anlattığı şekilde Allah yani bütün sürece kontrol edecek kadar güçlü. İşte o da neye getiriyor? İşte Kur'an'ın anlattığı şekilde iki kişi konuşsa üçüncüsü Allah'tır, üç kişi konuşsa dördüncüsü Allah'tır. Bundan daha da çok olsalar işte Allah oradadır. Bu şekilde bir Allah'la muhatap olduğumuzu gösteriyor. Niye? Çünkü maddenin bu kadar ince şekilde yaratan, bu kadar bunu denetiminde tutan bir güç için kendi yarattığı evrendeki ne olup bittiğinden habersiz olması düşünülemez. Bütün bu sıfatlar Allah'ın kudretinin ve ilminin yüksekliğine işaret eden sıfatları Kur'an'daki ki Kur'an'daki birçok sıfat ki benim gördüğüm kadarıyla Kur'an'da Allah'ın 150'ye yakın sıfatı var. Bunların önemli bir kısmı bu dediğim gibi kudretinin ilminin yüksekliği tarzı sıfatlarını bir küremesi olarak düşünülebilir. Temellenmiş oluyor bunlar. Evrendeki bu delilleri gördüğümüz zaman. Bunun yanında belki bugün biraz fıtrattan nasıl İslam'ı da desteklediğini gösterdiğimizde bazı gireceğimiz deliller var. Bunlardan bir tanesi diyelim ki ahlak delili. Ahlak delili ilahi buyrukları olan bir Allah'ın var olması gerektiğini gösteriyor. Onu nasıl gösterdiğini ahlak deliliğinden okuyor. Bu da neyi getiriyor? Yani ilahi buyruklar olan bir ahlak Allah varsa ve insan iradesiyle onları reddedebiliyorsa demek ki insanları yargılayan ödülü ve cezası olması beklenecek bir Allah olması gerektiğini gösteriyor. Ahlak delili kısacası Kur'an'da yine Allah'ın işte insanları yargılayıcı olduğunu yaptıklarının karşılığı verici olduğunu tarif eden cümleleri, bununla ilgili sıfatları temellendiriyor. Yine Allah'ın Rahman gibi merhametiyle ilgili sıfatları, bu arzu delili ve ahlak delili gibi deliller temellendiriyor. Bunu bu şekilde uzatabiliriz. Daha detaylara girmek istemiyorum. Kısacası, yani merak eden önce benim dediğim gibi Allah'ın 12 delili, fıtrat delili kitabını okup sonra bu kısma geçsin. Kitabın ilk bölümüne yani çıktığında biz evrendeki ve insan fıtratındaki delillere baktığımızda Kur'an'da anlatılan şekilde ki bir Allah'ı görüyorsak ki yani burada önemli unsur şunu yakalamak. Kur'an'ın en önemli mesajı Allah'ın tanıtımı. Yani Allah'ın tanıtımı Kur'an'ın birçok mesajından biri değil. Allah'ın sıfatlarıyla tanımı Kur'an'ın en temel mesajı. Şimdi şunu yakalayalım. Biz Kur'an'dan bağımsız başka bir kaynaktan, evren ve fıtrat kaynaklarından bunu desteklediğimizde ve tarihte böyle bir Allah'ın tanıtımını da Kur'an yaptıysa ve
bu kadar geniş bir kitleyi böyle bir Allah'a inanılmasını sağladı ve böyle bir Allah'la buluşturduysa Kur'an, işte bu Kur'an'ın ilahiliği için bence çok çok önemli bir delil. Yani Allah'ın varlığını gösteren delilleri anladıktan sonra bu delillerin gösterdiği Allah'ın sıfatlarının Kur'an'da anlatıldığını gören bir kimse, sadece Allah'ın varlığını anlayan bir deist olmaz. Aynı zamanda bir adım ileri atar, Kur'an'da böyle bir Allah tarif edildiğini ve böyle bir Allah'la insanlığın Kur'an vasıtasıyla buluşturulduğunu anlayıp, Kur'an'ın ilahiliği içinde önemli bir delil elde etmiş olur. Umarım ne demek istediğim iyi anlaşılmıştır. Ondan sonra ikinci adıma gidin kitaptaki. İkinci adımı takip etmek biraz daha zor kitaptaki bu birinci ve ikinci adım, onu söyleyeyim. Mesela Kur'an'ın evreni anlatılması, diyelim evrenin genişlediğini Kur'an söylüyor. İşte Kur'an'ın ortaya koyduğu kozmoloji niye ilahi olduğunu gösteriyor. Bunları takip etmek biraz daha kolay sonradan söyleyeceklerim. Bu kısımlar biraz daha fazla analiz gerektiriyor şimdi olsun diğerlerinden. Şunları, Kur'an'ın içinde fıtratla ilgili ifadeler var biliyorsunuz. Fıtrattan verilen din olduğunu Kur'an'ın söylüyor. İşte 30. sure, Rum suresi 30. ayet. İnsanların çoğunun da bundan habersiz olduğu geçiyor. Fakat fıtratta bir delil olduğunu, deliller olduğunu, hak dinin orada olduğu söyleniyor. Yani öyle bir şey bulacaksınız ki hak din orada, fıtratta. Ve insanların çoğu bundan habersiz. Ama burada bir delil olduğuna, insanların hepsi habersizdir demiyor Kur'an. Hepsi habersiz olsa demek ki Allah insanlara kapanmış. İnsan muhakeme sonra yetmiyor derdi. Ama çoğu habersiz olduğuna ve Kur'an ona işaret ettiğine göre demek ki buna ulaşılabilir. Peki nasıl bir şey olabilir bu fıtratla ilgili? Ha, demek ki bir tefekkür edersek ancak kendi yaratılışımız üzerine anlaşılabilecek şeyler. Yani her insanda var. Ayete göre 30. sure 30. ayete göre. Fakat her insan bu sonuca ulaşamıyor. Kendi fıtratından çıkacak sonuca. Ki nitekim işte 30. sure 30. ayet insanların çoğu bunlardan habersiz diyor. Altını çiziyor. Bütün insanlarda bu olduğuna göre demek ki doğuştan olan özelliktir. Nedir bunlar? İşte bir tanesi bana göre arzular. Bir tanesi ahlak, biri akıl, biri irade, biri bilinç diyeceğim sonra. Daha yazmadım. Bunlar yazdıklarım Fıtrat Delileri kitabında. Hem Allah'ın varlığını göstermesi İslam'la ilgili. Yazmayıp da ayrıca yazmayı düşündüğüm bir de estetik algımız, güzel kavramıyla ilgili de bir ya müstakil kitap yazmayı düşünüyorum ya da Fıtrat Delileri'nde 6. olarak ekleyeceğim. Arzularla ilgili şeye başlarsak, buradaki ilk önce anladığımız şeylerden biri şu: Allah'ın diyelim varlığını anlaşıldık, birinci adımda anladık. Hemen sonra şunu fark ediyoruz, arzularımızı incelediğimizde, içimizdeki yaşam arzusu çok güçlü bir şekilde işte ahiretin varlığını gerektiriyor. Ahiretin varlığıysa kendisiyle beraber aslında ancak Allah varsa giderilmesi mümkün. İçimizdeki ahiret ile ilgili istek. Niye? İnsanın içine çünkü müthiş bir şekilde yaşama isteği vermiş ve de zihnine çok uzun bir geçmiş ve çok uzun bir gelecekle irtibat verilmiş. Başka hiçbir hayvanda böyle bir şey yok. Bu çok uzun geçmiş ve çok uzun gelecekle irtibatta olan zihni içindeki yaşam arzusuyla birleştirip de geleceğe baktığında aslında ahirete karşı fıtraten bir istek duyuyor. Ha, bunun da karşılanması aslında ancak bunu Allah'ın verecek olmasıyla mümkün. Aynı zamanda yine fıtratımıza baktığımızda şunu görüyoruz. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum, neden buradayım tipi soruların cevabına ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu tip soruların cevaplanması, işte Allah her birimize ayrı ayrı vahiy yapmadığına göre ancak dinle mümkün. Allah'tan insanlara bir mesajla mümkün. Yani bizim bunu söylememiz de değil, yukarıdan aşağıya, yani Allah'tan insana bir mesaj varsa bu fıtratımızın içinden çıkan çığlıklar. Neden buradayım? Nereye gidiyorum? Yani yakınlarım ölünce ne olacak? Şeklindeki ihtiyaçlar fıtratımızdan gelen karşılığını bulabilir. Bu da şu demek aslında incelediğimizde, madem ki Allah'ın varlığını anladık, şimdi fıtratımızdaki bu ihtiyaçları anladığımızda, bu soruların cevabına ihtiyacımızı anladığımızda,
Bir de tarihe baktığımızda bu sorular ancak dinle cevaplanıyor. Allah'tan insana bir mesaj olduğu söylenebilecek, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, niye varım sorudan cevap olduğu söylenebilecek bir tek din var. O zaman şu cümleyi çok rahatlıkla kurabiliriz. Allah insanları dine muhtaç etmiş diyebiliriz. Değil mi? İnsan arzuları bir dini gerektiriyor. İşin doğrusu arkadaşlar, ateistlerin de önemli bir kısmı bunu anlamıştır. Ondan din için wish fulfillment derler. Yani arzuların doldurulması. Değişik değişik kısımlara dikkat çekerler. Mesela işte Schopenhauer gibi kimseler daha çok insandaki mutluluk arzusuna dikkat çekerler. O mutluluk arzusunu insan Allah olmadan gideremeyeceği için Allah'ın varlığını ortaya attığını söyler. Freud, korkularımızdan dolayı Allah'a sığındığımızı söyler. Çünkü evrenin büyüklüğü karşısında insan çok küçüktür. O korkumuzu giderme arzumuz bir yerde bizi Allah'a götürmüştür Freud'a göre. Şimdi bu arzu değerinde benim söylediğim şey, bu ateistlerin vardığı sonucun doğru olduğunu söylemek şu açıdan. Yani arzularımızın Allah'ın varlığını gerektirmesi açısından doğru. Fakat onlar Allah'ın varlığını anlamadıkları için bunu gereği gibi değerlendiremiyorlar. Yani Allah'ın varlığını anlamakla o ilk adımda atılmıştı. Bu ateistlerin de, bu ünlü ateistlerin vardıkları sonucu beraber değerlendirsek o zaman otomatikman şunu anlıyoruz. Allah arzuları vasıtasıyla insanı kendine ve dine muhtaç etmiş. Değil mi? Çünkü onlar Allah'ın varlığını anlamadıkları için insanın arzularının Allah'a gerektirmesini ne diye görüyorlar? Tesadüfen oluşan bir süreçle biz Allah'ın varlığına muhtacız. Korkularımızdan kurtulmak için, mutlu olabilmek için, hayata bir anlam verebilmek için gibi şeyler diyeceklerdir. Fakat Allah'ın varlığını anlayan bir insan bunu tespit ettiğinde hemen şunu anlar. Allah madem ki insanı yarattı, bunlar da fıtri arzular, korkuları gidermek, mutlu olmak. Her insanda var ortak, kültürel arzular değil. Yani kültürün oluşturduğu bazı arzular da oluşabilir insanda. Bu bütün insanda olan, insan doğasının içkin bir şey. Ha, o zaman arzularımızın Allah'a gerektirmesi şudur diyebiliriz. Allah insanları kendisine ve dine muhtaç etti diyebiliriz. Ondan sonra çok basit bir adım atılıyor. Ünlü bir Fars atasözüdür. İranların atasözü. Allah vermek istemeseydi, istemek vermezdi diyebiliriz. Bu ünlü atasözünü. Allah demek ki bir din göndermek istemeseydi, insanları dine muhtaç etmezdi. Demek ki bir din göndermek istiyor ki muhtaç etmiş diyebiliriz. Bu da aslında dikkat edin, biz daha İslam'ın içeriğine bakmadan bir yerde bir din olması gerektiğiyle ilgili bir adım. Şimdi Allah'ın varlığını anladıktan sonra, zaten insanın da Allah'ın dine muhtaç ettiğini anladıktan sonra, Allah'tan insana bir mesaj olarak otomatikman dini bekliyorsunuz. İnsanların ürettiği bir dini değil. Mesela burada neler eğleniyor? Budizm gibi şeyler eğleniyor. Niye Budizm eğleniyor? Bir, Budizm Allah'tan bahsetmiyor. Allah'ın varlığını anladıktan sonra ikinci maddeye geçerseniz. Budizm Allah yoktur da demiyor ama Allah'ın varlığı Budizm önemli bir konu değil. Artı Allah'tan insana bir mesajı ileten bir kişi değil. Bu da. Böyle bir aydınlanmış kişi. O zaman böyle bir din zaten bir din olamaz. Veya Hindu'daki sistemde, yani kimden kime olduğu belirsiz olan metinlerden de bir şey çıkartamazsınız. Ama İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık'ta işte evrenin yaratıcısı açık bir Allah var ve onun insanlara yolladığı mesajlar var. Onlara gelmiş mesajlar var. Ha, bu mesajların içine ne kadar şu eklenmiştir, bu eklenmiştir ayrı bir soru. Ama ancak Kur'an'da işaret edilen dinlerde şu andaki tarihteki böyle bir özellik var. O zaman insanın bu arzusunu, yani Allah'la bağlantı kurma, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, niye buradayım sorularına cevap vereceği arzusunu tatmin edecek, bu fıtratın bu arzusuna cevap verecek bir din ancak böyle bir din olabilir. Ha, İslam'a göre de diğerleri rakip değil, aynı zincirin halkaları olarak da görmek lazım burada. Nitekim Kur'an'da bir yönüyle bu dinleri eleştirirken, üçleme gibi eklentilerinden dolayı, diğer taraftan o tarihsel bütünlüğün de manzarasını çizer. Bunları bir şekilde aynı zincirin halkaları olarak birbirine bağlar.
Kısacası fıtratımızdaki arzular, fıtratımızdaki arzularla ilgili yaratılışlar bir din olması mı gerektirir? Çünkü Allah bizi bir dine muhtaç etmiştir. Allah'tan insana bir mesaj olduğu iddiasındaki Kur'an ve tarihte oynadığı role bakarsak da burada insanların bence cevabını en güzel bulacağı yer, bu arzunun tatmininin olacağı yerde Kur'an'dır. Ayrıca ben ahlak delilinde şöyle bir şey de söylemiştim. Bu ahlak deliliyle ilgili kısmı bence İslam'ın Allah'ın gönderdiği olduğu ile ilgili ben oldukça sofistike, iyi düşünülmesi gerekli bir delil olduğu kanaatindeyim. Genelde biz çünkü ahlak delilini hep Allah'ın varlığı için kullandık. Onu bile birçok kimse pek anlayamadı, takip edemedi. Hep anlatmamıza rağmen hala birçok kimse şurada takılmıyor. Ateistler de çok ahlaklı diyor. Biz de diyoruz ki ya onu zaten biz de söylüyoruz. Ateistler pekala çok ahlaklı olabilir, olmayabilir. Önemli değil yani biz ateistlik ahlaksızlık sebebidir demiyoruz. Hep şunu söylüyoruz. Ahlakın mantıksal temeli ancak Allah'a inanınca olur diyoruz. Çünkü içsel sezgilerimiz de ahlaki olmayı gerektirdiği için doğuştan bizim yaratılışımızda fıtraten ahlaki bir yapıyı benimsemek olduğu için bütün insanlar ateist, Budist, Hristiyan, Yahudi hepsinde de ortak fıtrat olduğu için ateistlerin fıtratı da diğerleri kadar ahlaki bir yapı elde eder. Sezgisel bir şeydir. Fakat sezgisel bir şeyin mantıksal temeli olup olmadığını savunuyoruz. Mesela yemek yemek sezgisel bir şeydir ama yani mantıksal temeli var mı? Yani ne kadar yemenin mantıksal temeli var? Yani sezgiden gelen her şeyi de yapmak, yani bir şeyin sezgisel olarak gelmesi demek onun mantıksal temeli olduğunu göstermez. Bu ahlak delilleri ilgili şeyde ortaya koyduğumuz şeylerden biri şuydu. Bizim içimizdeki ahlaki yapı doğuştan gelen, arkadaşlar oralara tabii girmiyorum galiba, burada bir başka, geçen hafta da Enis Toko vardı herhalde, o anlattı. Aynı şeyleri tekrar etmeyeyim, bilmiyorum ahlak delilinin neresini anlattı. Çünkü biraz farklı ahlak delilleri, iki ayrı ahlak delili sunuyoruz tahminim. Ama aynı şeyleri, yani ahlak delilinin kendisinin nasıl olduğunu anlatmayacağım. Onu merak eden varsa benim kitaptan detaylı okusun. Şunu söyleyeyim, içimizdeki doğuştan gelen ahlaki yapı ancak Allah'ın buyrukları varsa ahlaki temel buluyor. Doğuştan ahlaki yapımız birçok insan tesadüfen oluşmuş bir yapı olarak da görebilir. Kimler görüyor? İşte ateistler öyle görüyor. Onlar da zaten din insanın uydurmasıdır. İşte kendi doğuştan yapısına belki cevap vermek için diyeceklerdir. Fakat bu arzularla ilgili durumdakine benzer bir durum ahlakla ilgili yapıda da ortaya çıkıyor. Nedir? Doğuştan ahlaki yapımızın Allah tarafından verilmiş olduğunu anlayınca otomatikman şunu anlıyoruz. Ancak Allah'ın buyrukları olan bir sistem varsa mantıksal temel bulur. Doğuştan ahlaki yapımız. Doğuştan ahlaki yapımız Allah'tan gelen buyruklar varsa mantıksal temel bulacaksa, anahtarın kilide uyması gibi. Bu da şu demek, yani doğuştan ahlaki yapımız bir tek Allah'ın varlığını göstermez. Aslında Allah'tan gelen bir din olması gerektiğini gösterir. Çünkü Allah'tan gelen buyrukları insanlara ulaştırma anlamında rol alan yapılar dinlerdir. Bu da tabii ki bu ahlakla ilgili yapı bir de şunu gösteriyor. Allah'tan insana gelen buyruklar varsa ve şunu da görüyoruz, bazı insanlar bu buyrukları yerine getiriyor, bazısı yerine getirmiyor. Elbette ki bu buyrukları yerine getirenlerle yerine getirmeyenler arasında bir değerlendirme olacaktır. Bu ise neyi gerektiriyor aslında? Doğuştan ahlaki yapımız, salt dinin olması gerektiğini değil, yani ahir ve dünyada da görüyoruz birçok insan kötülükleriyle öbür tarafa gidiyor. Birçok Sırp işkenceci dünyada karşılığını almadan ahirete göçtüler. Birçok iyi insan da aynı şekilde göçtü. Ufak çocuklar da öldürüldü. Ha, bu dünyada karşılığını almıyorlarsa Allah'ın buyruklarına rağmen iyiler ve kötüler. Demek ki ahirette bunun karşılığının alması beklenir. Yani aslında ahlak delilinin bizi gösterdiği buyrukları olan ve ahireti yaratan bir Allah'ı beklenir kılıyor ahlak delili. Ha, bu da neyi gerektiriyor? Demek ki bir din arayacaksak işte buyruklarla beraber ahirette
ne olacağını, biteceğini, ödülü ve cezayı da beyan eden bir din olmasını gerektiriyor. Hiç şüphesiz de buna cevap verecek bir din varsa tarihte, o da İslam'dır. Allah'tan gelen buyrukları içerdiği iddiasında ve bunları anlatan din dediğimizde İslam'ın bir alternatifi yok dünya sahnesinde. Peki fıtratımızla ilgili başka özelliklere girelim. Mesela irade. Felsefi açıdan tahmin edemeyeceğiniz kadar karmaşık konuların, zor konuların ortaya çıkartabileceği alanlardan birisi irade. Fakat insan iradesine bakan otomatikman şunu soracaktı. Bu kadar önemli ve insanı farklı kılan özellik, belki de bu kainatın en enteresan özelliklerinden biri, belki de bence en enteresan özelliklerinden biri bilinçle beraber. Neden insana verildi? Bir tane kayanın dağın tepesinden yuvarlanmasında onun denize mi düştü, bir insanın kafasına mı düştü de bir kaya açısından, doğadaki bir manzarayı tarif açısından bir fark yok. Fakat bir insanın elindeki imkanları, elindeki ekmeği bir insana verip de zordaki bir insanı yaşatmaya çalışması, diğer taraftan bir insanın malını gasp etmek için elindeki okla veya elindeki bıçakla onu sırtına vurup öldürmesi arasında, ikisi de ellerini kullanıp yaptığı bir faaliyet, güç sarf ediyor. Birinin elindeki ekmeği veriyor, birinin elindeki bıçağı saplıyor. Hani bir kayanın denize ve insanın kafasının yuvarlanmasında fark yok da insanda fark var ikisinde. Niye fark var? Çünkü iradevi bir varlık. Pekala isterse ellerini işte o fakire vermek için kullanabilir ama bunu yaptı. İrade bunlar arasında müthiş bir fark oluşturuyor. Bu aslında evrendeki en enteresan manzaralardan biri. Bu kadar enteresan bir özellik olan iradede niye böyle farklı göstergeler çıkabiliyor? Nedir bunun cevabı? Birçok kimse Allah beni niye imtihan ediyor diyebilir. İsterse imtihan etmiyordu gibi şeyler diyebilir. Fakat iddiam şu. Hiç kimse bu manzarayı görme sebebimiz bu dünyada imtihan edildiğimiz içindir açıklamasını, ki İslam'ın açıklaması budur, bir alternatifini oluşturamaz. Bu yüzden irade gibi fıtratımızın en önemli özelliklerinden birinin neden olduğunla ilgili en iyi açıklamayı veren din de İslam'dır. Bu da neden İslam'ın Allah'tan olduğunun önemli göstergelerinden biri bence. Çünkü İslam'ın çizdiği önemli bir paradigma, bu dünyada imtihan olmak için olduğumuz, başımıza gelen üzüntüler, hastalıklar, belalar, ölüm, yakınlarımızı kaybımız ve hepsinin bir imtihan süreciyle alakalı olduğunu söylemek. Bu da işte fıtratımızın en önemli özelliklerinden olan bir iradenin bence en iyi açıklaması ve başka da bir açıklaması yok bunun. Aynı şekilde bir akıl özelliğimizi de alalım. İnsanı geri kalan canlılardan farklı kılan özelliklerinden biri akıl. Yine fıtratımızda her insanda bir derece kadar akıl var. Bu niye verilmiş diye düşünelim. Akılla ulaşabildiğimiz birçok şey var. İşte birçok bilimsel tezler, evrenin yapısı, 13,8 milyar yıl önce evrenin oluştuğu, 4,5 milyar yıl önce dünyanın başladığı, 3,9 milyar yıl önce atmosferimizin oluştuğu, biz yaşamadan burada dinozorların olduğu, bunlar hep bir akıl yürütme süreçlerimiz sayesinde anladıklarımız, deney ve gözlemle akıl süreçlerini birleştirdikçe anladık. Akıl bu kadar maharetine karşı nereye gidiyoruz sorusuna bir yerde cevap veremez. Yani neden buradayız sorusuna cevap veremez. Buradan, fakat bunlara da muhtaç edilmiş akıl. Buradan tabii de bir yerde şunu da bence anlıyoruz. Akıl kendi sınırlarını da düşünmeye başladığı zaman fark ediyor. Kendi sınırları da aklın karşısına çıkıyor düşünmeye başladığı zaman. Ve bunların bir yerde cevabını arıyor. Bunların cevabı bir tek dinde olabilir. Yani Allah'tan insana gelen bir mesaj olabilir. Fakat bu mesajı da insan akılla anlayacak. O zaman peki buradaki süreçle ilgili ne diyeceğiz? Yani dini nasıl anlayacak?
Yani burada bence dinle ilgili şu prensiplerin karşımıza çıkacağı kanaatindeyim. Yani evet, dinde aklı aşan unsurlar olmalı. Çünkü akılın kendi kendine ulaşamadığı bazı hususlar var. Din onları bildirmeli. Fakat din kendi içinde akılla çelişmemeli. Aklı aşanla aklı çelişen arasında da bir fark var. Kitapta şöyle bir örnek veriyorum anlaşılsın diye. Mesela aklı aşan nedir? Şimdi uçak motorunu bilmeyenler için, böyle fiziği iyi olmayanlar için ki halkın büyük bir kesimine tekabül eder. Uçağın neden uçtuğu bilinmez. Bu kadar ağır bir şey nasıl uçuyor havada? Motor denen bir şey ne yapıyor falan. Koskoca ağır uçak uçuyor. Ya kalemi havaya atsak düşüyor. Yani nasıl oluyor? Bir aklı aşan bir şey değil mi? Akılla çelişkili de uçuyor görüyoruz yani. Akılla çelişen bir yönü yok. Ama akılla pek anlamakta zorluk çekiyoruz yani. Fizik bilmeyenler. Şey yapanlar. Ama akılla çelişen bir yönü. Yani sonuçta demek ki uçağın uçuşunda bir aklı aşan unsur var. En azından o fizik yasalarını bilmeyenler için. Ama akılla çelişen bir unsur yok. Ha, bence dinde de işte aramamız gereken şey bu. Yani din kısmen aklı aşanları haber verse de akılla çelişen bir unsuru olmaması lazım. Ve yine akıl din üzerine düşündüğünde bence en iyi çıkarım olarak en azından iki tane hususta karar verebilmesi lazım aklı. Bunlardan bir tanesi Allah'ın din göndermesi mantıklı mı? Yani din göndermesi beklenir. Bence işte demin söylediğiniz insanın dine muhtaç edilmesi gibi unsurlar, ahlaki buyruklar olan din unsurlar mantıklı olduğunu gösteriyor. İkincisi, madem ki Allah'ın din göndermesi mantıklı ve beklenirse, mevcut dinler içinde akla ve mantığa en uygun din hangisi? Ha, bence ikinci kriterde İslam'a rakip olabilecek tek bir din bile yok. Sonuçta fıtratımızdan olan akıl unsuru bu şekilde bir yerde bizi bir yerde aklı aşanların da kendisinin içinde bulabildiğimiz akılla çelişmeyen bir yapı olarak ve akıl yürüttüğümüzde bir alternatifi olmayacak bir sistem olarak İslam'la buluşturacak. Aman hocam gözünü seveyim. Ben de zaten şu anda farkındayım. Konuları biraz ağırlaştırdık. Arkadaşlar zor kısımları anlatıyoruz eğer takip edemeyen varsa. Sonra daha kolaylarına geçeceğiz. Bilinç, evet irade ile ilgili de bir şey. Kısacası bunlar biraz fıtratımızdan gelen özellikler. Akıl, irade, bilinç, arzular, ahlak. Bunlar biraz daha fazla analiz gerektiriyor diğer konulara nazaran. Fakat dikkat edin yani biz daha Kur'an'ın kendisini incelemeden fıtratımızdan olan bu özellikler işte Kur'an gibi böyle ahlaki buyrukları olan, ahireti tarif eden, Allah'la bize bağ kurduran bir dinin olması gerektiğini gösteriyor. Bu bir yerde işte 30. sure 30. ayette dendiği gibi neden İslam'ın fıtratın dini olduğunu bence tasdik ediyor. Yine başka bir Kur'an ayetinde Allah hem dış dünyada hem iç dünyanızda delillerimi göstereceğim demiş. Bence bu fıtrat delilleri Allah'ın işte iç dünyamızdan nasıl deliller gösterdiğini bir örneği. İç dünyamızda olanlar bizim için daha kesindir dış dünyadan. Niye? Çünkü iç dünyamız mesela bilincimiz vardı. Bilincimiz olmasa bilimin hiçbir tezini bilemeyiz. Yani bilimle ilgili hangi bir şeyi bilmemiz bizim bilincimizin varlığına bağlı. Ne Einstein'ın izafiyet teorisi, ne entropi, ne kuantum, ne suyun ısıtılınca kaynaması gibi basit bir şey. Hiçbir şey bilincimizden daha temel değildir. Bilincimiz hepsinden daha temeldir. Bu açıdan baktığımızda fıtratımız birçok kimse şöyle düşünebilir. Ya bu her şeyden daha temelse daha rahat anlaşılır. Fakat emin olun bilinçle ilgili tartışmaya girdiğinizde iç dünyadaki tartışmaya izafiyetten de kuantumdan da entropiden de hepsinden de daha zordur tartışılması. Niye? O kadar bize içkindir ki fıtratımızdaki özellikler. Bunlar üzerine düşünmek için birazcık kendinizi bunlardan soyutlayıp bunlar üzerine düşünmek gerekir. Bunu becermekte bir zorluk var. İnsanlar kendilerine bu kadar içkin olan şeyden kendilerini kolay kolay soyutlayıp onun üzerine düşünemiyorlar. Fakat Kur'an'ın da dikkat çektiği gibi bunu yapabildiğimizde, fıtrat üzerine bir tefekkür yapabildiğimizde işte iç dünyamızdaki delillere
tanıklık edeceğimiz kanaatindeyim. Bu ikinci basamak, belki de bence takip edilmesi en zor kısımdı bu söylediklerim. Üçüncüsü, şöyle bir şey de diyebiliriz, yine bu fıtrat delillerine yakın bir delil olarak ama ben müstakil bir başlık da açtım ona, anlamla ilgili hususa dikkat çekebiliriz. Hayatın anlamı. Şimdi birçok insanda ölüm korkusu var, yaşlanma korkusu da var, acı çekme korkusu var. Aslında bu korkular gibi müstakil bir korku da anlamsızlık korkusu. Hepimiz kendimizin hayatının anlamlı olmasını isteriz. Şimdi anlamlı olması demek o yapılanın boşa olmaması demek. Yani bir yapılmaya değer bir şey olması demek. Yani şöyle düşünün, yani birçok insan mutluluk için sırf yaşıyor falan diyenlere karşı herhangi bir kimse diyelim ki bir odaya kapasak, odanın içinde kimyasal gazlar verecekler bize. Odanın hiç dışına çıkmayacağız. O kimyasal gazlarla mutlu olacağız ama hiçbir acı çekmeyeceğiz. Hep mutlu olacağız, güleceğiz. Yani tek bir odadayız, kimseyle şey yapmıyoruz. Birçok insan mutlu olacak olsa da hayatını öyle geçirmek isteyeceğini sanmıyorum. Çünkü çok anlamsız. İstediği kadar mutlu edilelim verilen o kimyasal gazlarla odada. Hiçbir mutsuzluk çekmeyelim. İçimize içkin, gerçekten anlamla ilgili bir ihtiyacımız var ve anlamsızlık büyük bir korku. Ve modern insanın da en büyük korkularından birisi anlamsızlık. Buradaki iddiam şu, İslam anlam verdiği için de Allah'ın gönderdiğini olduğunu söyleriz. Bunu dediğimde birçok kimsenin yanlış anlayacağını zannediyorum, eğer ki bunu tam açıklamazsam. Şöyle düşüneceklerdir, anlam insanı mutlu ediyor. İslam bizi mutlu ediyor diye inanalım. Yani kendi kendimizi kandıralım mı demek istiyoruz? Wishful thinking mı yapalım yine yani? Hayır, aslında öyle bir şey demek istemiyorum. Demek istediğim şey şu. Anlam arayışı insana içten verilmiş bir şey. Yani o demin saydıklarımdan ayırıyorum biraz fıtratı. Yine fıtrattan verilmiş diyebiliriz ama. Allah insanı anlamı arayan varlık olarak yaratmış. Anlamı arayan varlık olarak insan, İslam'da anlamı bulabilecek şekildeyse iç yapısının tasarımı, o zaman yani bu içimizdeki anlam arayışınla ilgili kapıyı açacak kilit İslam'sa, o zaman insanı yaratan kimse İslam'ı gönderen odur diyebiliriz. Niye? Kapıyı imal eden kimse kilidi de imal eden o. Çünkü bu kilit o kapıyı açıyor. Eğer ki şunu deseydim, başta söylediğim gibi. Bir anlam sıkıntımız var. İslam bunu giderir. Haydi İslam'a inanalım. Bu millete mutluluk satmak için bir İslam'ı allayalım pullayalım yalanı olurdu. Ama bunu demiyorum. İslam, çünkü Allah'ın varlığını baştan temellendirdik diye kabul ediyoruz. Değil mi buraya geldiğimizde? İnsan anlama muhtaçtır demek, Allah insanı anlama muhtaç yarattı demek. Anlama muhtaç yaratılan insan İslam'la cevabını buluyorsa, Allah insanı anlama muhtaç yaratarak İslam'a yönlendirmiştir demek bu. Bunu yakalayabilmemiz çok önemli. Bu bağlantıyı kurmazsak dediğin gibi öbür tip hataya düşünülebilir. Bu konu üzerine de müstakil bir kitap yazmayı düşünüyorum. Çünkü bu konunun şeyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Hatırlıyorsanız üçüncü maddenin şey olduğunu saymıştık. Yani Allah'ın varlığı, İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğunu saydıktan sonra en son konuda İslam'ı nasıl anlamalıyız? Ortada bir konu vardı. Neden bu konular her şeyden önemli? Bu anlamla ilgili konunun tartışılmasının bence aslında oraya da bir cevap olduğu kanaatindeyim. Niye? Çünkü günümüzde KPC dediğim karizma, para ve cinsellik peşinde koşmanın üzerinden modernite bir anlam tarif etmeye çalışıyor insanları. Birçok insan hayatın anlamını bu para bulmada, dünyada daha çok para elde etmede kurmaya çalışıyor. Veya daha çok cinsellik yaşamada. Veyahut da insanların gözünde havalı, karizmatik biri olmada hayatın anlamını kurmaya çalışıyor. Etrafımıza bakalım. Müslümanım diyen demeyen birçok kimse işte İslam'a boş vermesinin altında İslam yerine bunları hedef
kurması var. Fakat kendi iç dünyasına bakan insan bunların hiçbirinde anlamı bulamayacağını görecek. En basiti, tabii çok detayına girmeyeceğim başka maddelere geçmek için. İleriye doğru baktığımızda orada duran bir ölüm var. Ve ne kadar kendimizi kandırırsak kandıralım, öldüğümüz zaman dünyada adam ne diye öldü diyelim, işte çok önemli bakan olarak öldü, dünyada çok büyük bir popstar olarak öldü. Yani ahirette kalkınca bu yine işte kalktı ahirette, bu yine Michael Jackson burada popstar olarak devam edecek veyahut da bankanın genel müdürü devam edecek şeklinde bir şey yok. Yani ahirete karizma transferi diye bir şey yok. Kemiklerin, etlerin ayrışmasıyla toprakta karizma marizma falan filan zaten daha ilk saniyeden nefes gidince gidiyor. Ayrışmasıyla da hepsi bitiyor. Kendi hafızasından insanın millete karizmatik gözükmesi geçtiği gibi başka insanların zihnindeki karizmatik görüntüsü de onların ölümü ve hafızalarından silinmemizle yok oluyor. Diğer taraftan çok güzel bankalar var Türkiye'de şimdi böyle. Bilmem kaç tane işlem yapıyorlar. Morguç yapıyor, onu satıyor, bunu satıyor. Hindistan'da bar kuruyor, Güney Amerika'ya gönderiyor, getiriyor falan. Ama mevcut bankaların hiçbiri parayı ahirete nakil yapamıyor. Ya biz bu dünyada çok zengindik ya. Yani %50 komisyon vereceğim. İyi de yani bunları bir ahirete yolla. Böyle bir sistem yok. %99 komisyon versen de %1'ini yine gönderelim. Yani sonuçta parayla ilgili hedefler ileride ölüm olduğunu gören bir kimse için mezarlıkta kalacak hedefler, karizma gibi. Cinsellikle ilgili hedefler de öyle. Yaşanan bütün hazlar, yemek, cinsellik hepsi ölümle beraber zihnimizden, kendi hafızalarımızdan işte toprağa karışıp gidiyor. Ve başkaları da bizle beraber hazlar yaşadıysa, başkalarıyla eğlendiyse, gülüp oynadıysa, onlar da onların zihnindeki hazlarla eğlenip gidiyor. Sonuçta dinin verici anlam yerine getirmeye çalışan KPC'nin hayata anlam sunamayacağı ortada. Hayatı anlamlı yaşamak için cevap vermemiz gereken soru, ben neden buradayım sorusu. Bir insan hayatını nasıl anlamlı yaşar? İşte önce neden burada olduğunu biliyorsa. Niye? Çünkü neden buradayım sorusu, yaratıcı benden ne istiyor sorusuyla da alakalı. Ancak hayatımız nasıl anlamlı olacak şekilde, daha doğrusu yani yaratılış amacımıza uygun yaşarsak ancak anlamlı bir hayat yaşamış olmamız mümkün. O da yine yaratıcıdan insana bir mesajla iletilmesi ancak mümkün. Çünkü biz bilmeyiz, yaratıcımız bilir. Yaratıcımız ancak bunu bilirse ben kafama göre anlamı kurarım diyemeyiz. Ancak ondan bize gelip de bildirilen bir mesajla bunu bilebiliriz. Tarihte işte yaratıcından olan ve bu dünyada ne yapmamız gerektiğini söyleyen ve inanılmaya değer mesaj dediğimizde ise bence yine İslam'ın bir alternatifi yok. Kısacası buraya kadar geldiklerimizden şunu söyleyebiliriz. Birinci madde ve tabii bu her birinin alt başlıklarında Kur'an'ın Allah'ı anlatım tarzı. İkincisi Kur'an deyince Kur'an yerine İslam da diyebilirsiniz, fark etmez. İki, İslam'ın fıtratımızın ihtiyaçlarına cevap vermesi, arzularımızdan ahlaktan iradeye kadar. Üçüncüsü hayata anlam vermesi, aslında İslam'ın neden Allah'ın gönderdiğin olduğunu düşündüğümüzün delilleri. Dördüncü madde 5, 6, 7'yi kısaca söyleyeceğim. Çünkü onları televizyonda çok söyledik. Bunlar kadar karmaşık değil, daha kolay ama onlarla ilgili ne demek istediğimi de kısaca anlatılması için örnekler vereyim. Dördüncüsü, Kur'an neden inanılmaya değer bir dindir dendiğinde benim televizyonda tabii hep anlaşılır şeyler anlatmaya çalışıyorum. Televizyoncuların reytingini bozarlarsa çağrılmayız, endişesi var. Bir de Pelin gibi bir sunucu varsa karşımda biraz karışık böyle deminki gibi konuları anlatsam Pelin etrafında kaş göz işareti böyle hemen yapardı. Rating gibi mahvedeceksin bu konulara girmekle gibi yapıyordu. Benden mecburen ne yapalım yani konuğuz yani. Mecburen onlara uyup anlatıyoruz. Ama Kur'an'ın evreni anlatılmasını anlamak daha kolay. Televizyonda onu birçok zaman anlattık. Nedir işte Kur'an'ın anlattığı evren? Nasıl bir evren? Başlangıcı olan bir evren, sonu olan bir evren, tasarlanmış bir evren. Modern fizikte de birçok şey onu gösteriyor.
13,8 milyar yıl önce evrenin başladığını gösteren veriler girmeyeceğim Big Bang ile ilgili. Ve Kur'an'ın evrenin başlangıcı olduğu iddiasını destekliyor. Hatta Enbiya suresi 30. ayette her şey bitişikti biz onları ayırdık şeklindeki ifade, Rabbat ifadeleri orada. Ki tam Big Bang teorisinde söylendiği gibi her şeyin bir arada olduğu bir durum. Ayrıldığı ifade ediyor adeta. Ve evren sürekli genişlemekte. İşte Zariyat suresi 47. ayette bu geçiyor ki Stephen Hawking'e göre modern kozmolojinin en önemli bilgisidir. Yani birçok fizik bilgisinden biri değil, modern kozmolojinin en önemli bilgisi Kur'an'da geçiyor. Diğer taraftan evrenin sonunun geleceğini söylüyor Kur'an ve peygamberin önünde evrenin sonunun geleceği de bilinmiyor. Yani Kur'an fıtrata uygun Allah'ı tarif etmesinin yanında müthiş bir kozmoloji veriyor ve 20. yüzyılda özellikle ortaya konan kozmolojiyle Kur'an'ın evrenin genişlediğinden, sonunun geleceğinden başına kadar bunları çok güzel temellendirdik. Kur'an'ın iddiaları çok iyi şekilde anlaşılmış vaziyette. Bu yüzden Kur'an'ın bununla ilgili başka şeyler de söyleyebiliriz. Tabii bunlara girmeyeyim çünkü dediğim gibi televizyonda çok geniş var. Yani Kur'an'ın bu evreni anlatımı bence önemli bir madde ve bu demin söylediklerim eminim birçok kimseye karışık geldi. Ama bu daha rahat anlatabileceğiniz bir madde. Kitabı yazdıktan sonra o kısımları da biraz daha dikkatli okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onlar zor olduğu için biraz kullanılmayan ama orijinalitenin olduğu alanlar. Bundan sonra gelebileceğimiz bir madde ne dedik? Bu da dördüncü madde dedik. Kur'an'ın evreni anlatılması. Beşincisi Kur'an'ın dünyayı anlatması. Nedir? İşte Kur'an denizlerin altında karanlık olduğunu söylüyor. Derin deniz diyor Kur'an. Deniz demiyor. Bak o daha da enteresan. Derin deniz diyor. İşte gerçekten biz yukarıdan baktığımızda denizi aydınlık görüyoruz. Ama Kur'an'da aynen dediği gibi ışıklar kırılır. Işığın biliyorsunuz beyaz ışığın sarı kısmı var, mavi kısmı var, kırmızı kısmı var. Bunlar kırıla kırıla denizin içinde ayrışıyorlar. Derin denizlerin altına ışığın hiçbir parçası inmiyor. Kapkaranlık. Aynen Kur'an ayetinde geçtiği gibi. Elini kaldıranın kendi elini göremeyeceği bir karanlık. Ve orada hep mecazi anlamışlar ifadeyi. Dalga üstünde dalga var ayette. Gerçekten ama dalga üstünde dalga var. Çünkü Kur'an'ın da tam söylediği gibi denizlerin içinde dip dalgaları var. Yoğunluk farklarından dolayı denizin, yani deniz şuysa burada bir sürü böyle dalgalar var. Tam Kur'an'ın söylediği gibi dalga üstünde dalga var. Bir de bak Kur'an'ın dünya ile ilgili işte deniz kısmına ilgili tarifi böyle. Ya Kur'an göğsü daralanla ilgili bir örnek verirken sanki gökyüzüne yükseliyormuş gibi göğsü dar ve sıkıntılı olur diyor. Peygamberin zamanında da baktığında hiç öyle insanlar yukarıya çıkınca çünkü yukarıya çıkamıyorsun zaten. Ben nereye çıkacak? Dağın tepesine çıksa da ben yıllardır dağa çıkarım. Uludağ'da falan kaydım Kartalkaya'da. Hiçbirinde göğsü, yani anlayamıyorsunuz öyle bir dağa çıktığım için yükseklikten dolayı göğsüm sıkışıyor. Hiç de hissetmedim öyle bir şey yani. O bağlantı yükselmeyle göğsün sıkışacağını böyle bir balon gibi bir şeyle yukarı çıkmayan birisi kuramıyor. Bu Torricelli'nin Kur'an'ın vahyinden 1000 yıl kadar sonra yaptığı deneylerle işte basıncın yükseldikçe düştüğü gözüküyor. Basınçla düşünce gerçekten bizim kan dolaşımıyla ilgili sıkıntılar da olur. Artı oksijen de azaldığı için yukarıda nefes almayla ilgili sıkıntılar olur. Bundan dolayı hem kalp hem akciğerler zonlandığı için göğsümüzde müthiş bir daralma olur. Hem ciğerlerden dolayı hem kalpten dolayı. Tam da Kur'an ayetinin dediği gibi gökyüzüne yükseldikçe olan bir daralma olur. Bakın Kur'an'ın yani bir benzetmesinde ne kadar müthiş bir incelik çıkıyor. Buna benzer, daha yine girmeyeceğim. Benzerlerini televizyonda çok anlattığım için. Kur'an'ın dünyayı anlatımından neden Allah'tan olduğunu düşünecek birçok şey var. Kur'an'ın canlılarla ilgili anlatımında da benzer unsurlar var. Canlılarla ilgili Kur'an'ın anlatımında da verilebilecek örnekler çok. Nedir bunlardan bir tanesi? Evet vakit az kalmış. Ondan biraz bağlamaya çalışayım. Mesela anne rahmindeki oluşumuzla ilgili şeyler, arıdaki dişiliğe Kur'an'ın dikkat çekmesi falan bunların benzerlerini çoğaltabilirsiniz. Kur'an işte alak kelimesini kullanıyor. Asılıp tutunan bir şey anlamına geliyor alak kelimesi. Ve alak kelimesini Kur'an'ın kullandığı yere de çok dikkat etmek lazım başka ayette. Onu nutfeden sonra söylüyor. Nutfe böyle çok minik bir parçacık. Sperm diye de anlaşılabilir. Spermle yumurtanın birleştiği zigot da çok çok ufak olduğu için o da anlaşılır. Hemen onlardan sonraya Kur'an koyuyor alak ifadesini. Ve mutkadan önceye koyuyor bir şey. Yani anne rahminin
evrendeki başlangıcın hemen başlangıcında olan bir evre, alaka evresi. Biz de bakıyoruz yani embriyolojide gerçekten de başlangıçta olan bir böyle bir çiğnemlik etten daha ufak olduğunda bir alak aşaması, asılı tutunma aşaması var mı? Var. Daha birinci haftada embriyo anne rahmine düştüğünde bir sülük gibi rahim duvarına yapışıyor. Bir enzim salgılıyor. Enzimle rahim duvarına yapışıyor. Besinini oradan alıyor. Zaten burada da parantez içinde alakın yan anlamlarından biri de sülük. Ve Kur'an'ın da tam koyduğu yerde öyle bir daha gözle görülemeyecek bir yerdeyken, bir çiğnemlikten ufakken o spermle yumurta birleştikten hemen sonra daha rahim ve duşluğun daha ilk haftasında bir alak aşaması yaşanıyor. Buna benzer canlılar dünyasıyla Kur'an'ın anlattığı birçok şey var. Yine bunların dışında enteresan olan olaylardan bir tanesi Kur'an'ın tarihle ilişkisi. Kur'an'ın tarihle ilgili anlattıkları. Burada da söylenecek çok şey var. Burada söylenebilecek şeylerden bir tanesi bizim Delail-i Nübüvve kitapları var bu benim yazdığım adaya yakın. Delail-i Nübüvve nedir? Peygamberin işte nübüvvetinin yani peygamberliğinin Hazreti Muhammed'in delilleri anlamında kullanılıyor. Ben bunlarda çok malzeme bulacağımı zannediyordum. Cilt cilt çoğu. Baktım yani genelde ne yazık ki biraz hayal kırıklığına uğradım. Beklediğim kadar iyi şeyler bulamadım yani. Çok kullanacak malzeme çoğu işte Şiilere eleştiriler var. Ondan sonra Hristiyanlara bolca eleştiriler var. Tahminin bir kısmı uydurma mucize iddiaları var peygamberimizle ilgili. Bunları işte peygamberin peygamberliğinin delili diye göstermişler. Bunlarla yani Beyhaki yazmış bilmem kaç cilt toplasanız onun içinde yani 10 sayfası kullanılır mı yani benim şüphem var. Fakat şunu söyleyebilirim yani bu tabii bizim kullandıklarımız biraz benim bu fıtrat delilleri daha bir felsefi bir analiz. Kur'an Allah'ını anlatması. Öbür kullandıklarımız modern bilimin desteğiyle ortaya konan şeyler. Fakat şunu söyleyebilirim. Peygamberimizin peygamberliğini temellendirmeye çalışan delailcilerin ilk asırdan beri kullandıkları delillerden birisi eski ayet ve yeni ayette peygamberimizle ilgili işaretler. Zaten Kur'an'daki ayette de bunlarla ilgili işaret var. Abbasi halifelerinde görüyoruz bunu. Daha önce Emevi halifesi. Hristiyanlara mektup yazıyor veya yanında tartışıyor falan. Hatta sahabelerden bile bu konuya atıf yapan var. Bize gelene göre. Yani bu eski ayet ve yeni ayet de tabi bu eski ayet yeni ayet ne kadar muhafaza edilmiş ayrı bir tartışma konusu. Ama her ne kadar muhafaza edildiyse madem Kur'an'da orada bir işaret var şu halinde bile orada peygamberimize gibi deliller olması beklenir. Ha, bence de baktığımızda eski ayet ile yeni ayet ile bu konuda değerlendirebiliriz. Ve İbn-i Teymiye'den İbn-i Hazm'a dediğim gibi böyle İslam düşüncesi içinde böyle çok etkili olmuş birçok kimse yani işaret etmişler, bu konuya girmişler. Tarih dendiğimizde bence enteresan bir konu. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz en başta birinci tespit olarak. Çünkü bunların bir kısmı tartışma götürecektir. Özellikle tartışma götürme sebeplerinden biri şu. Şimdi tabii eski ayette Hristiyanların kullandığı bir deyim. Ne kadar doğru bir deyim bilmem de yani günümüzde tabii Hristiyanlar çok geniş bir nüfus Yahudilere göre olduğu için onların o kullanımı, eski ayet kullanımını yani günümüzde bir kitaba baksa çünkü Yahudiler onu daha çok Tanah olarak ifade edeceklerdir eski ayeti. Oradan peygamberimize işaretlerle ilgili hemen şu tespiti yapabiliriz. Birincisi eski ayette de yeni ayette de hep geçmişteki peygamberler tasdik edildi. Aynı Kur'an'da olduğu gibi. Değil mi? Hazreti İbrahim gibi, Nuh gibi. Yani şunu anlıyorsunuz siz şu andaki eski ayet yeni ayete baktığınızda da aynen Kur'an'a baktığınızdan biri. Yani bir kimse İsa'ya çok ayrı kimlik verdikleri için Hristiyanlarda orada bir değişiklik var ama ona rağmen onlar hemen şunu anlıyorlar. Yani Allah'tan insanlara mesajlar bu İsa'yla gelmeye başlamadı. Öbürleri Musa'yla gelmeye başlamadı diyor. Biz de diyoruz ki Hazreti Muhammed'le gelmeye başlamadı. Ne oldu? İşte İbrahim vardı evvelden, Nuh vardı falan geldi. Yani geçmişe bir atıf var. Yani şu anda sizin iş, bu işittikleriniz sizin birçoğu evvelden de söylendi diyor değil mi bunların bütün bu kitaplar. Sonra ne yapıyor eski ayette yeni ayette? Geçmişe bir atıp var, bir zincirin parçası gösteriyor kendi söylediklerini.
Hep geleceğe de bir atıf var. Bakın eski ayette ileride gelecek Mesih veya ileride geleceklerin beklentisi var. Şimdi buradaki garip durumda olan Hristiyanların durumu. Yani Hristiyanlar yani aslında bir Yahudi açısından peygamberimizi kabul etmekte bir pek sıkıntı yok da bence mantığı açısından, Yahudiliğin mantığı açısından Katoliklik ve Protestanlık, Ortodoksluk gibi büyük mezhepler açısından bir Hristiyan açısından sorun var. Niye? Çünkü Yahudi Hazreti Musa'yı tam İslam'dakine benzer bir şekilde evvelki zincirlerin halkalarından bir halka olarak görüyor. Yani daha evvel işte Hazreti İbrahim, Nuh vardı, İshak vardı falan. Hazreti Musa'da böyle bir halka. Hristiyanlar geçmişte bir peygamberler zinciri olduğunu kabul ediyor da İsa bizatihi Allah'ın kendisi geldi. Artık burada bir zincir mantığı kopuyor. Bizatihi Allah geldi gibi gördükleri için. Şimdi bunlar için ondan sonra bir zincir evvelden geldi. Burada Allah geldi. Ondan sonra yine zincir devam etti demek bir garip kalıyor. Ondan sonra da Hazreti Muhammed'de bir zincir gibi bir şey devam ediyorsa burada evvelki de benzer bir sistem. O zaman Hazreti İsa'ya ortada bu farklı konumun verilmesi neyin nesi denilir. İslam öyle diyor. Mantıklı bir şekilde bunu Hristiyanlığa söylüyor. Onlar Hristiyanlık açısından ciddi bir sorun. Fakat ona rağmen biz yeni ayete baktığımızda yeni ayetteki de şu andaki yeni ayetten bahsediyorum. Hiçbir yerde ileride artık bir peygamber gelmeyeceği bahsedilmediği gibi ileride gelecek bir şeylere bahsedilir. Ha Müslümanlar o Faraklit'le ilgili ifadeleri peygamberimiz demişlerdir. Onlar kutsal ruh demiştir. Tamam ama yani sonuçta orada ileride yine birinin geleceğinden bahsediliyor. Yani geçmişi tasdik edip ileride gelecek hiç kimseye açıkça değinmeyen kitap Kur'an. Yani Kur'an'da ve peygamberimizin peygamberlerin sonuncusu olduğu gibi. Bundan sonra bir kitap beklentisi İslam'da yok. Yani bir peygamber beklentisi, yeni bir şeriat beklentisi İslam'da yok. Burada ciddi bir farklılaşma var. Artı Hristiyanlığın içinde şunu görüyoruz. Hristiyanlığın içinde işte sahte peygamberleri nasıl tanıyacaksınızla ilgili bir ifade. Onları ürünlerinden tanıyacaksınız diyor. İyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç kötü meyve verir. Yani iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç kötü meyve verir. Ama dikkat edin Hazreti İsa'dan sonra bir şey gelmeyecek olsa ne dersiniz? Ya zaten Tanrı geldi. Artık bundan sonra bir şey gelmesi beklenmiyor. Neyin nesi yani? Sen ne bekliyorsun? Delirdin mi? Denir. Ama orada iyiyle doğru yani yalancıyla sahtekarı daha doğrusu doğruyla sahtekarı nasıl ayırt edeceğinizin bir reçetesi veriliyor. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki Hazreti İsa'dan sonra doğru peygamber gelmesi bekleniyor. Yani bunu da bir kenara yazmak lazım. Yani eski ayet ve yeni ayet açısından ileride birilerinin gelmesi bekleniyor. Bunun dışında bazı nokta ifadeler var. Nokta ifadeler nedir? Mesela diyelim ki eski ayette Hazreti İsmail'in soyundan oluşacak bolluklardan bahsediliyor. Biz tarihte baktığımızda da Hazreti İsmail'in soyundan gelen bir bolluk. Ki dikkat edin yani Yahudilikte asıl vurgu hep Hazreti İshak soyunadır. Kendileri çünkü İshak soyundan geliyor Yahudiler. İsmail soyunun bereketlenip de çoğaldığını söyleyebilecekleri Yahudilerin bir şey yok ama orada kutsal kitaplarında yazıyor. Tarihe baktığımızda mesela bunun karşılığı nedir diye baktığımızda işte Hazreti İbrahim'in soyundan gelen, Hazreti İsmail'in soyundan gelen peygamberimiz. Ki peygamberimizin Kedar soyundan da geldiği söyleniyor. Hazreti İsmail'in oğullarından biri onun soyundan geldiği söyleniyor. Eski ayette Kedar soyuna da ayrıca atıf var. Kedar soyundan olacaklarla ilgili müjdeler var. Mesela bunlar peygamberimizle ilgili bence bir şey olarak burada değerlendirilebilir. Bir de Hazreti Musa gibi bir peygamber tipi ifadeler var. Şimdi Hristiyanlar bunu Hazreti İsa için bir atıf olarak görmüşler. Bir Müslüman da bu Hazreti İsa için atıftır diyebilir aslında. Müslüman da aslında Hristiyan'ın görüşüne katılabilir. Fakat bir Hristiyan'a da o zaman hemen şunu hatırlatmak gerekir. Sen kardeşim ben görebilirim bunu Hazreti yani Musa gibi peygamber ifadesi Hazreti İsa'ya işaret ediyor ama senin görmen mümkün değil. Niye? Sen İsa'yı, Hazreti Musa'yı peygamber görmüyorsun ki Tanrı görüyorsun. Ezeli Tanrı'nın üç kişiliği vardı. Baba, oğul, kutsal ruh. Üç tane kişiliğinden biri olan İsa
%100 insan ve %100 tanrı olarak enkarnasyona uğradı. Dünyada tanrı insan bedeninde diyorsun. O zaman sen yani Musa gibi peygamber ifadesinden yani bu yani Musa ile İsa'yı bir tutamazsın. Ama bir Müslüman açısından yani o benzerliğin kurulması çok daha beklenir. Yani buralarda tabii tartışmalı olduğu söylenebilecek bir şeyler var ama peygamberimizin tabii peygamberliği gündeme geldiğinde tarihteki olaylar dediğimizde bence buralara da gidilip buralarla ilgili de bir şeyler söylenebilir. Rum suresi Mekke'nin fethi gibi Kur'an'daki bazı işaretler var. Onlar üzerine bir şey değinilebilir, söylenebilir. Bana göre enteresan bir konu. Bugün girmeyeceğim. Kur'an'ın anlattığı Hazreti İsa ile ilgili hususlara baktığımızda yani mevcut İncil'lerde çıkmayıp başka tarihi kaynaklarda çıkan şeyler var. Bu bence çok enteresan ve yani bir Hristiyan'ın bunu izah etmede çok büyük zorluk çekecekleri bir husus. Ve İslam açısından oldukça beklenir bir şey. Yani Kur'an'ı söyleyebileceğin tarihin başka noktalarında çıkmaz. Ondan sonra bunun dışında diğer maddeleri geçiyorum. Bir iki tane daha başlık var diye. Hazreti Muhammed analizi demiştik bir tane bölümde. Hazreti Muhammed'in analizi dediğimizde burada işte şeylerin analiz edilmesini önemli görüyorum. Yani peygamberimizin peygamber olduğu iddiasının alternatifi ne? Alternatifi iki tane temel izah var. Yani peygamberimize bir yalancı demek, iki akıl hastası demek. Sonuçta deminden beri saydıklarımız zaten bunlara bir cevap aslında. Yani evrenle ilgili, dünyayla ilgili bu izahları birisinin kendi menfaati için bunu söylemenin de bir yani mantığı yok. İkincisi akıl hastası bilir. Zaten bunları nasıl söylesin? Yani akıl hastası olduğunu söyleyince bu tip o dönemi aşan bir eser yazması daha da beklenmez olur. Akıl sağlığı yerinde olmadığı için. O açıdan bu izahlar tartışılabilir. Ama başka açılardan da tabii ki bazı şeyler işte tartışılıp gündeme getirilebilir. İşte mesela diyelim ki peygamberimizin döneminde evrenin sonunun geleceğini peygamberimiz söyledi. O dönemdeki insanlara göre bu evrenin sonunun geleceğini söylemiş. İnanılmaz bir şey yıldızlar yok edilme geliyor. Mesela peygamber kendi menfaati için uydurdu diyenlere o dönem yani mesela bu tip şeylerde nasıl bir menfaati var? Onlar gündeme getirilebilir. Bununla ilgili tartışmalar. Veyahut da akıl hastası diyenler işte şizofreni ve epilepsiden birini diyeceklerdi daha çok. Diyelim ki şizofreni dedim gündeme getirecek şeylerden biri. Şizofreninde beklenen şeylerden birisi müthiş bir toplumsal uyumsuzluk. Ama Hazreti Muhammed'le ilgili tarihi bilgilerde şeyden gördüğümüz işte bir yerden aile babası bir yandan bir büyük bir toplumu idare ediyor, sahabeleri idare ediyor, şey yapıyor. Yani müthiş bir uyum var oradaki şeyde. Şizofreni tanısındaki kesin zaruri maddelerden bir tanesi bu toplumsal uyumsuzluk. Oysa işte Hazreti Muhammed'in buna benzer hiçbir şey yok. Tam tersi yani müthiş bir uyumla çok geniş bir topluluğu idare ettiği geçiyor. Gibi şeyler gündeme getirilebilir. Aynı zamanda tabi buradaki şeyi de bence dikkat çekmek lazım başlangıçtan. Hazreti Muhammed her şeyi sıfır noktasından başlıyor. Yani İslam her şeyi sıfır noktasından başladı. Nedir? Hazreti Muhammed ilmi olarak hiçbir ciddi bir miras almadı. Ondan Kur'an'daki ümmi bir topluluğun içinden çıkması ifadesi bence önemli bir ifade. Yani peygamberin çıktığı toplum, ümmi bir toplum yani bir kitapla falan ilişkileri yok. Yahudilik, Hristiyanlık gibi kutsal kitapları da yok. Yani tam bir yani bomboş adamlar sürüsü gibi bir topluluğun içinden çıktı. Ne Aristoteles'inkine benzer bir felsefe okulu var, ne Sümerler'deki bir gözlem evi var, ne Arabistan Yarımadası'nın herhangi bir noktasında o ünlü olmayan hani kutsal kitaba bağlılar dahil bir bilinen kütüphane var. İskenderiye kütüphanesi gibi bir şey de yok oralarda. Bilmem. Tamamen ilmi açıdan sıfır noktasından başladı. Diğer taraftan baksak peygamber maddi bir miras devraldı mı diye. Maddi miras da dedi. Yani mesela çok parası vardı. Herkesin satın aldı yavaş yavaş. Böyle bir şey diyor. Hazreti Hatice'den gelen az bir şey vardı. Zaten Mekke'deki o abluka döneminde o da bir işe yaramamıştır. Çok yani böyle insanları satın alabilecek bir servet denilecek bir şeyle başlamadı. Peki peygamberimiz siyasi olarak bir güçle mi başladı? Siyasi olarak da hiçbir güç yok.
Yani peygamberimizin zaten Arap Yarımadası'nda siyasi ciddi bir yapı yok, devlet yok. Olan dandik kabileler var. Yani hani bugünkü devlete göre dandik organizasyonu çok basit anlamda. Ya peygamber öyle o tarzda sıradan bir kabilenin bile başında değil. Biz zaten dikkat edin bir Kur'an ayetinde bu iki tane şehrin ileri gelenlerinden biri olsaydı ya bu dinin geldiği diyorlar. Peygamberin bırakın kabilenin reisi olmayan şehrin ileri geleni bile değil. Çok sıradan, cahil bir toplumun çok sıradan bir üyesi. Ve siyasi gücü de elinde bulundurmuyor, maddi gücü de yok. Peki insan kaynağı var mıydı peygamberin hazır peygamberlik gelmeden? İnsan kaynağı da yok. Hani şöyle dersiniz ki bir Hristiyan tarikatın başında peygamber, sonradan Müslüman oldu. Hazır tarikat vardı, onların hepsini de İslam'a döndürdü. Veyahut da bir şair et, arkasından böyle on binler gidiyor falan. İslam'a döndü, aha onları da döndü. Öyle bir şey yok. Sıfırdan başlıyor. Yani insan kaynağı, siyasi, maddi güç, ilmi, her şey sıfırdan başlıyor. 40 yaşında sıfırdan başlıyor. Sıfırdan başlayan şey bir asır geçmeden felsefede dünyanın en güçlü, bilimde en güçlü, birçok açıdan dünyanın en güçlü devletini kuruyor. Tarihin hiç görülmemiş müthiş bir başarısına inanıyor. O yüzden de mesela tarihteki böyle en etkili kişiler dendiğinde kimileri işte peygamberimizi bir numarada gösteriyor. Bununla ilgili, ama burada tabii bazen değişebilir. Ama kim olursa olsun peygamberimizi mutlaka başlara sokacak. Ama kimisinde birinci çıkıyor. Tamamen çünkü bir sıfır noktasından başlayış var ve bugün hala etkisi devam ediyor. Yani gözüken bir etkisi. Devam etmesi şeklinde bir yapısı da var. Ha bence bu da neyi gösteriyor? Deminkileri bunları, bütün bunları toplu resimde düşünüyoruz diye unutmayın. Yani tarihte bu kadar müthiş bir etkisi olan bir insanla böyle bir mesaj buluşmuş. Yani Allah'la, Allah'ın varlığını anlayınca meşhurunu anlıyoruz değil mi? Allah'la insanları buluşturmak çok büyük bir misyon, çok büyük bir iş. Çünkü Allah'tan önemli bir şey yoksa Allah'la insanları buluşturmak da olabilecek en önemli iştir. Tarihte bunu gerçekleştiren Hazreti Muhammed ve bunu gerçekleştirirken her şeyi sıfır noktasından başlayıp buraya getirdi. Ve o sıfır noktasından başlayıp işte bunları geliştiren insanda evrenle ilgili, dünyayla ilgili, canlarla ilgili o izahlar oldu. Ve o din fıtratın o isteklerine ve anlama uydu ve Allah'ı böylesine tarif etti. Hepsi bir arada oldu. Yani bunu hiç akıldan çıkarmamak lazım. Diyeyim. En azından burada bitireyim. Tahminim biraz fazla uzadı. Bundan sonra da daha söylenebilecek şeyler var. Yani bir saat dedik. Her zamanki gibi bir saat oldu. Bir saat 25 dakika olmuşken daha fazla uzatmayayım. Çok sağ olun diyeyim. Kitap imzalama resim yapıyoruz. Soru çünkü biliyorum sabaha kadar uyuruz burada sorulara başlarsak. Hocam şey yaparız inşallah. Sağ olun.